Hayvanının önünde de buğalar ağlar. Akşam çıkmış pencerede ay gibi parlar. Ben akşamı kaybettim de dumanı dağlar. Yolcuyu yolundan eğleyen dilber. Dalga dalga, dalga 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 dalgalanıyor. Haçayı görenler aman sevdalanıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ediyorum Şoray Bey. Vay, görür görmez. Görür görmez. Tabii siz ekranlarda, Türkiye'de şu anda ekranlarda değil de Türkiye'de yöre yöre tanınır hale geldiniz. Bu millet program sizin... Program sayesinde oldu. Program sayesinde ama siz en beni. Güzel şeyler yaptınız. İsmi Murat Leylek. Murat? Leylek. 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 Nereden geliyor efendim soy isim? Soy kış aylarında ılıman iklimine mi geçersiniz? Tabii, hayır. Dedelerin göçebenlikten olan ismini konup göçmelerinden dolayı öyle bir leylek demişler. O da soyadı kanunda öyle geçmiş. O isim halen daha devam ediyor. 1217 yılından beri böyle devam ediyor. Sayın Leylek, kepenek. Kepenek bu bizim örf ve adet. Çoban mısınız? Aslan 18 yıldır. 18 yıl çadırda doğum, çadırda büyüyen. 18 yıl bizzat bu gördüğünüz şeyin içinde yaşayan keçilerle, koyunlarla, hatta develerden aşırı nesil olan bir insan. O ne? Bu kirman. Anlarsınız bu işten. Mutlaka bunun içinde yetiştik zaten. Ecdatlarımız buradan geldi. Biz de bunları öğrendik zamanda. Yarın en ufak bir şey olduğunda bundan ip yapıp ayağımıza, sırtımıza giyebileceğimiz elbiseyi biz dağda da olsa bunu temin edip üstümüzü kapatabiliriz. Yani. Bu kepenekler bizim zaten vazgeçilmez bir şeyimizdir. Yanlış anlaşılma olmasın. Bu bir erkek işi midir? Bunu bizde yörük şeyinde erkekte kadında fark etmez. Elimize her şey yakışır. Her şeyi yaparız. Yani yapmayacağımız bir şey kadın yok. Kadın işi yani. Erkek işi yok. Hayır 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 bizde fark etmez. Çünkü neden? Yerine göre yarın da bir günde eşin yanında olmadığı zaman aç mı duracaksın dağda? Mutlaka bir şey yapacaksın. Bu dağda yalnız yaşamanın getirdiği bir şey midir? Bu hayat idam etmenin şekli itibariyle doğan bir şeydir. Dalga 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 dalgalanıyor. Haçayı görenler ayrı sevdalanıyor. Denizin dibinde haçam demirden evler. Yolcuyu yolundan eğleyen dilber. Dalga 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 dalgalanıyor. Kaçma güzel kaçma, ben adam yemem hey, aman aman aman. Sor sor sor, nereye de sor. Sonra neresi burası? Yani, neye benziyor burası? Tabakhane, yetiştiriyorum tabakhane. Demem yavre yavre yavre. Ateşine yandım, seni benim sandım. Kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Benim, hoş bulduk, kolay gelsin. Allah razı olsun, hoş geldiniz. Sizden de Allah razı olsun. Sağ olun. İsim nedir? İbrahim Derici. Soyadın mı, mesleğin mi? Mesleğim de derici, soyadım da derici. Meslek dededen mi geliyor? Dedemin babasından. Zaten lafamızda da Hacı Havuz Ali Torunlar diye yazar. Ta 150 yıllık. 150 yıllık dericisin yani. 150 yıllık dericiyiz şu anda. Bura doğru gördüm değil mi ben? Tabakhane. Evet, tabakhane burası. Ya biliyorum, biliyorum, biliyorum. Aklınızdaki... Az bir dur ustam hele, az bir müsaade. Biliyorum, aklınızdaki soruyu biliyorum. Tabakhaneye... Ok mu, ot mu, işte o mu yetiştirmek ne demek? Ne demek tabakhaneye yetiştirmek? Eskiden büyüklerimiz dışarıdan, köylerden gelen derileri alırlarmış. Bunu hızlı işlenti yapmak için acele tabakhaneye koşarak gelirlermiş. Ne aceleleri, ne sebep ne yani? Yani deri çürümesin, kurtlanmasın diyerekten buraya gelip tuz atıp deriyi pişirmek amaçları yani. Bu yüzden hızlı koşarak böyle hani
İki adam birbirine dey olmuş. Tabakhaneye bilmem ne yetiştirecek mi diye oradan kalma. Şimdi ama şey bak bu. Sen diyorsun ki tabakhaneye deri yetiştiriyorlar kurtlanmasın diye. Evet. O laf öyle değil ki. Tabakhaneye deri mi yetiştiriyorsun demiyorlar. Ya, şimdi çekin tabakhaneye o... dıt mı yetiştiriyorsun? O ne dıtı? Çok kıymetli bir nesne. Gel hele bir. O nesne? Çok kıymetli bir nesne. Tabii. Çok kıymetlidir. Onun ismini açıklayayım mı? Açıkla tabii de. Tabakhaneye yetiştireceğim. Yaşa! Da. Yaşa! Bravo! Hiçbirimiz söyleyemedik kutluyor. Yok yok dur. Sosyal cesaretinden dolayı. Her değil. Köpeğin köpek dışkısı yani. Köpeğin ya. Fışkısı ve köpeğin kuş fışkısıyla bu tabakhanemin ne alakası var? Şimdi köpeğin... Senin adın? Erol Derici. Köpeğin... Amcam oğlum. Amcam. Yeğenim. Beraber. Köpeğin fışkısı deriye bir özellik verir. Hem yumuşaklık verir, hem ciltini düzeltir, parlaklık verir, deriyi öldürür, yumuşatır. İçindeki kireci tamamıyla dışarıya çıkarttı. Verdiğin malzemeyi kolaylıkla içine aldırır. O sebepten o nesne çok kıymetli. Yani deriye deri özelliğini veren köpek dışkısı mı? Dışkısı. Evet. Çok kıymetli köpek. Çok kıymetli. Şimdi bir de kızıyor, bir de ustam, bir de kızıyorsunuz. Köpekler her tarafa bir bırak pislesin. Ona sevinen var. Sen üzülüyorsun. Anlıyorum ben seni ama mümkünse onu toplayıp tabakhaneye yetiştirin. Hala köpek... Eski büyüklerimiz, bazı kibarlarımız maşayla toplar onu, bazı büyüklerimiz de elini alırdı böyle külah gibi götürüyordu. Çok kıymatlıydı eskiden ama şimdi orapon çıktı, şeker gübre çıktı, daha başka malzemeler çıktı. O pek kullanılmıyor. Olsa kullanılacak. Eski köpek de yok, onun fışkısı da yok, dışkısı da yok. Peki sen eski bir usta olarak topladın mı elinle? Çok topladım. Çok da sattım. O zamanlar benim ufaklığımda 2,5 liraya, 5 liraya, 10 liraya çok sattım ben. Peki ustam sen uzmanısın bu işin. Köpeğin dışkısı mı, şimdiki kimyasallar mı? Köpeğin dışkısı. En iyisi mi? En iyisi o. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.